Neticede her türlü Allah'ın huzurunda olacağız. Her türlü Allah için bir şeyler yapıyor olacağız. Her zaman bir takım bedeller de ödeyeceğiz. Sıkıntılar da çekeceğiz. İmtihan olacağız. Ayrılık olacak bazen, uzaklık olacak bazen, kızgınlık, dargınlık olacak bazen. Ama soğukluk olacak bazen. Türlü türlü Allah subhanehu ve teala imtihanlar koyacak bazen. Ama Doğru bildiği yoldan kul hiçbir türlü şaşmayacak. Allah'ın rızasını elde etmek için uğraşacak. Hakiki bir kul olmak için, kalbinde ilahi aşkı sapa sağlam tutmak için, yaşamak için uğraşacak. Her türlü yani her türlü Allah'ın sevdiği şeyler nelerdir? Bunları öğreneceğiz ve onları yapmak için gayret göstereceğiz. Sevmediklerinden kaçmak için gayret göstereceğiz. O zaman Allah'ın güzel kulları oluruz celle celaluhu. Allah için bazı istediklerimizi terk edeceğiz. Bazı sevdiklerimizden vazgeçeceğiz. Allah da ikram edecek, lutfu keremini sunacak bize. Kimisi gençliğinden vazgeçer, gençliğin hevesatından vazgeçer. Kimisi Allah'ın verdiği mülkünden vazgeçer kimisi saltanatından vazgeçer. Neticede neyden vazgeçiyorsa vazgeçsin Allah için olduktan sonra sorun yok. Sıkıntı yok. Ama vazgeçtiği şey nefsi içinse tamamen egosunun peşinden koşuyorsa vah yazık. O zaman vah yazık. Hem sıkıntı çeker hem de elde var sıfır. Hem de bir şey elde edemez yani hiçbir şey elde edemez. Aynen Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurduğu gibi Kimi insanlar vardır oruç tutarlar. Oruçlarından nasibi sadece duydukları açlık ve susuzluktur. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kimileri kalkıp sabaha kadar ibadet ederler. Ellerindeki karı sadece ve sadece uykusuzluklarıdır. Başka hiçbir şey yok nefsinin peşinden giden her zaman kaybeder. Kazanan olmak isteyen varsa nefsini bir kenara koymayı bilecek. Neye kızdın? Ne için kızdın? Bak bakalım. Nefsin içinse o kızgınlığın sana bir şey katmayacak. Hiçbir şey. Ne Allah'a kurbiyetinde ne kalbinde taşıdığın o güzel duygularda hiçbir şey katmayacak. Biz Allah'ın istediği, sevdiği kullardan olmaya gayret gösterelim inşallah. Onun için ne yapacağız? Yönümüzü, yolumuzu Resul Ekrem'e doğru döneceğiz. Efendimiz ne buyuruyorsa onu yapmaya gayret göstereceğiz. Boş durmak yok. Kulun işi bu değil. Her dem, her dem bir güzel iş yapmak gerek. İbadetin ipini tutmak gerek. Ne olursa elimizden gelen dilimizi zikre alıştırmak bunun bir tanesi. Ayaklarımızı Allah yoluna alıştırmak bunların bir tanesi. Namaz kılmak, oruç tutmak bunların birer tanesi. Ne denli bir ibadet önümüze çıkıyorsa onu yapmaya gayret göstermek kulun en büyük kârı olur. O yolda giderken tabi bazen dediğimiz gibi sahip olduğu şeylerden vazgeçmek durumunda da kalabilir. Saltanatından vazgeçmek durumunda da kalabilir. Ama ama zahirde yani sebep aleminden baktığın zaman o bu adam saltanatından İbrahim Ethem Hazretleri gibi. İbrahim Ethem radıyor. Şeyhimiz Hazretleri buyuruyor. Nasıl bir saltanatı vardı biliyor musunuz? Bel şehrinin sultanı İbrahim Ethem Hazretleri. Nasıl bir saltanatı biliyor musunuz vardı? <laughs> Onun diyor sürülerinin hayvan sürüleri var ya sürülerini idare eden köpekler sadece 12 bin taneydi diyor. 12 bin köpeği var. Sürüyü kaç düşün yani sürülerindeki hayvanları düşün kaç tane. Köpeklerinde altın tasma olurdu diyor. Padişahın köpeği diye yani. Padişahın çoban köpeği diye. Böyle bir saltanatı terk etti. İbrahim Ethem Hazretleri. Kim için? Allah için. Kimsenin dediğine bakmadan. Ne söylediğine bakmadan. Nasıl bir mülk verdi Allahu Teala? Celle Celaluhu. Annesi diyor şeyimiz Hazretleri, İbrahim Ethem Hazretleri'ni ararmış. Nerededir benim bu oğlum, ne yapıyor bu oğlum diye. En son bir dağın tepesinde su kenarında bulmuş İbrahim Ethem Hazretleri'ni. Şeyini dikiyor, yamalı elbisesinin yamasını dikiyor. Koskoca padişah, yamalı elbisesinin yamasını dikiyor. <laughs> Sonra ya oğlum ne nedir senin bu halin demiş ya. Sen sultandın. Padişahtın sen. Bırak. Bırak yamalı elbisenin yamasını dikmeyi. Gel. Tekrar padişah şeyine otur. Tahtına otur. Devletini yönet. Bırak bu sıkıntılı hali. Tamam işte Allah'a kulluk yaptın. <laughs> İbadet yaptın. Orada da yaparsın. Tabi şimdi normal bir insan olsa... E hani belki değişik cevap verir ama annesi yani neticesinde. Annesine bu durumu nasıl anlatsın? Mübarek. <laughs> Atmış elindeki iğneyi suya ondan sonra getirin demiş. Balıklar, suyun içindeki balıklar hepsi suyun içerisinden bir cevherle ağızlarında geliyor. Bir tanesi de iğneyi alıyor, getiriyor. Anne diyor, bak bakalım bu saltanat mı daha büyük yoksa bıraktığı mı daha büyük? Bir saltanat. Ve balıklar getiriyor ağzında cevherlerle, elmaslarla geliyor yani. İbrahim Ethem Hazretleri iğnesini getirenden iğnesini alıyor. Yamasını dikmeye devam ediyor. Allah için çoğu şeyleri terk ettiler ama Allah gördüğünüz gibi yani bütün cevherleri de altlarına serdi onların ama umurlarında olmadı yani umurlarında olmadı